Son günlerde başta İzmir Kırıkkale mezun olmak üzere sahte içkiye, metil alkole daha doğrusu bilimsel tabiriyle bağlı ölümlere bir yenisi de Trabzon'da eklendi. Sizin de belirttiğiniz gibi böylece ülke genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Aynı gerekçeyle 30 dolayında kişinin de tedavilerine devam ediliyor. Peki Trabzon'daki olay nasıl yaşandı? Hemen kısaca aktarmakta fayda var aldığımız bilgiler çerçevesinde. Trabzon'da bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 56 yaşındaki bir kişi dün akşam saatlerinde kendi hazırladığı karışımı sahte içkiye dönüştürerek tüketmeye başladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanması üzerine ambulans çağrıldı. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trabzon'daki Fatih Devlet Hastanesi'ne. Burada durumunun ağırlaşması üzerine daha donanımlı, daha teşekküllü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen adı geçen kişi burada hayatını kaybetti ve cenaze Cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu adı geçen kişinin yani sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtilen adı geçen kişinin gerçek ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından netleşecek. Bu arada Trabzon'da polis de olayla ilgili soruşturma başladı. Toparlamak gerekirse bugün itibariyle Türkiye'de sahte içkiye bir başka ifadeyle metil alkole bağlı ölümlerde sayı 37'ye yükseldi. 30 kişi de yine aynı gerekçeyle tedavileri ülke genelinde sürüyor diyelim ve sözü yeniden Ahmet Görmez'e bırakalım.